Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 17. söz ile ilgili sorularımızla başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, hoş bulduk. Birinci olarak 17. sözün başında geçen ayetlerin kısa zamanlarını öğrenebilir miyiz? Evet, okuyalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alal ardi zineten laha li neblühum eyyuhum ahsana amelen. Birincisi bu. Cenab-ı Hak diyor ki inna, yani biz cealini kıldık demek değil mi? Alel arzı, yeryüzündeki her şeyi olan şeyleri biz zinet kıldık. Süs kıldık. Ne için? O yeryüzün kendisi için. Evet. Yani yeryüzünde olan her şeyi o yeryüzü için bir zinet yaptık, bezek yaptık. Yani yeryüzünü çok güzel yarattık demek yani. Her şeyi bezettik. Evet. Ta ki insanları onları imtihan edelim. Yani insanları, onları insanlar oluyor. Ki hangisi daha güzel amel işliyor, onu görelim. Onu demek ki tek şunu yaparsak, biz yeryüzünü üzerindeki her şeyle zinetlendirdik ki insanların hangisi daha güzel amel işliyor diye bunları imtihana tabi tutalım. Evet. Evet, birinci ayet bu. İkinci olarak ve inna la cailuna ma aleyha saidan curuza. Muhakkak ki biz onu, yani o yeryüzünü kuru toprak yapacağız sonunda. Yani kıyamette de bakabilir de bu halen de zaten öyle olacağız değil mi? Evet. Şu anda hepimiz hayattayız. Fakat vefat ettik mi bedenlerimiz toprağa gömülecek. Orada bir şekilde kalmayacak değil mi? Evet. Orada çürüyecek, bozulacak. İşte başka hayvanata yem olacak. Onlar da ölecekler. Neticede toprakla başlayan yolculuk yine toprakla son bulacak. Yani evet. Sonda bir kuru toprak olacağız. Yani bunu bilip de dünyaya ona göre şey yapalım, önem verelim. Veya ufak meseleler için değiyorsa kavga edelim hani. Yani ikimiz de toprak olacağız. Evet. Bunun şuurunda olmak hem şahsi hayatımızı düzene koyar, hem bizi ahirete daha iyi hazırlar, hem de birbirimize olan problemlerimizi, kavgalarımızı asgariye indirir. Sanki toprak olmayız da böyle ebedi kalacakmışız gibi insan rehmetti mi? O zaman problemler başlıyor. Çoğalıyor, çözülmüyor vesaire. Evet. Evet, diğer ayet. Üçüncü olarak ve mal hayate dünya illa laibun ve lah. Dünya hayatını bir oyun ve eğlence. Hakikaten bir oyun ve eğlencedir dünya tabii. Evet. O kadar değeri var yani. Kısa bir oyun, kısa bir eğlence. Evet. Evet. Hemen devamında bu söz iki âli makam ve bir parlak zeyilden ibadettir cümlesinde zikredilen iki âli makam ile bir parlak zeyilden maksat nedir? Şimdi iki âli makam zannediyorum var zaten burada. Değil mi? Yazıyor. İşte birinci makam zaten. Şurada da ikinci makam diye şey yazıyor. Şurada değil mi ikinci makam? Evet. Ha. Şimdi fakat parlak zeyil diye bir bölüm görmüyoruz. Evet. Parlak zeyil diye bölüm. Tahminimce ki öyle görünüyor yani. Gürşat Tepesi'nde üstadın bir şey var. Ben dünyaya çağırma diye başlayan bölüm var. Sanki zeyil de burada başlıyor. Evet. Burada iki konu var. Birisi bu beyitlerin açıklaması. Bir de ondan sonra ne var? Yıldızlar konuşan bir yıldızname. Evet. Değil mi? Evet. Sanki bu ikisi de iki parlak zeyil olmuş oluyor. Evet. Yani şey, net olarak yazmıyor ama o anlaşılıyor. Evet. Evet. Yani Yüksel Tepesi ile yıldızlameler iki parlak zeyil oluyor. Evet. Üçüncü olarak hocam, Halık-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim. Şu dünyayı âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram bir şehrayin suretinde yapıp, bütün esmasının garayb-ı nukuşuyla süslenilip, küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Bununla ilgili birkaç şıklı sorumuz olacak. Birinci olarak âlem-i ervah ve ruhaniyat ne anlama gelmektedir? Küçük büyük, ulvi süfli her bir ruhtan maksat nedir? Ruhaniyat, melaike ve sekene-i semavat tabirlerini nasıl anlamalıyız? Şimdi soru, şey cümleyi bir daha okusunuz en başta sadece. Halık-ı Rahim Halık-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim.
Şimdi soruya cevap inşallah vermeye çalışacağız. Ya da ondan önce burada bir incelik var. Onu dikkat çekmek istiyorum. Şimdi orada bakın saniye Halık Rahim. Halık Rahim geçiyor. Değil mi? Evet. Saniye Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim. Tamam. Şimdi Halık Rahim, Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim. Sani Hakim. Şimdi bu Besmele'nin sırlarını hatırlatıyor bu. Değil evet. mi? Şimdi Besmele'nin sırlarında Üstad nasıl anlatmıştı? Bismillah deyince bütün alemlerdeki esma tecellileri. Bismillah değil mi? Allah evet. İsmi Azam büyük ihtimalle. Bütün esma ve sıfatı ihtiva ediyor. Manalarını ifade ediyor. Dolayısıyla Bismillah deyince bütün alemlerdeki tecelliler akla geliyor. Er-Rahman deyince kainattan, yıldız aleminden, semadan arza iniyoruz. Çünkü Rahman en açık manası Rezzak'tır diyor Üstad. Rızka muhtaç canlıların toplandığı yer yeryüzü. Değil mi? Bütün hayvanlar. Evet. Dolayısıyla Bismillahirrahman deyince arza iniyoruz diyor. Mana bu yani kelime bu değil de. Rahim deyince insana varıyor. Çünkü Rahim ismi insana tecelli diyor. Evet. Demek ki bütün kainat bir arza iniyoruz ve insana ucu dayanıyor diyor. Değil mi? Rahim. Evet. Burada da onun tersi bir sıraya insandan başlıyor. Evet. Halık Rahim Rezzak-ı insana Kerim. Bakıyor. Evet. Rezzak-ı Kerim rızıklanma sadece insana mahsus değil, yeryüzündeki bütün hayvanlara bakıyor. Sani Hakim, sani yapan demek, yıldızlar da Allah yapmış, biz de yapmış, hayvanlar da yapmış. Bunun sani hakim tabiri bütün alemlere bakıyor. Rezzak-ı Kerim işte bütün alemlere bakıyor. Rezzak-ı Kerim bütün hayvanlara bakıyor. İnsanlar dahil bütün canlılara bakıyor. Halık Rahim de insana bakıyor. Evet. Yani Besmele'nin sırlarıyla bir tevafuk var burada. Onu yeri gelmişken söylemek istedim. Evet. Şimdi sorunun başını bir daha alalım. Alem-i ervah, alem-i ervah ve ruhaniyet ne demek? Anlama gelmektedir? Şimdi ruhaniyet deyince ruhaniyet cismaniyetin zıddı. Cisman olmayan şeyler ruhanidir. Evet. Kelime olarak. Istilah olarak ruhaniyet deyince bir ruhlar akla gelir. Vefat edenlerin ruhları. Şu an için konuşacak olursak. Bütün vefat edenlerin ruhları, ruhaniyet. Bir de melekeler ruhaniyet. Bir de cinler. Bu üç grup akla geliyor. Yalnız metinde alim ervah için bir bayram deyince, ruhlar alemi için bir bayram, şehrayın suretine getirmiş denince, buna insanlar da, hayvanlar da dahil. O zaman hayvanlar ruhları da bu gruba giriyor. Bir de şu anda yaratılmayan insanların da ruhları bu tabir içerisine giriyor. Değil mi? Evet. Yani bir görüşe göre, ki kuvvetli bir görüşe göre, insana yaratıldıklarında ruhlar yaratılıyor o anda. Yani o ayrı bir konu da. Dolayısıyla şu an gelecek asıl insanların ruhları henüz yaratılmamış. Bu görüşe göre, ki kuvvetli bir görüş bu. Anne rahmindeyken ruh yaratılıyor. Ve o bedende görev yaptırılıyor. Tabi burada akla bir soru geliyor. Erest bezminde Cenab-ı ruhlara sormuştu. Peki o zaman o ruhlar nasıl anlayacağız? Üstad onu Kader Risalesi'nde ezelin tarifiyle ortaya koymuş. Ezel diyor, mazihal ve müstakbeli birden tutar diyor. Yüksekten bakar bir aynı misaldir. Yani bütün yaratım için yaratılacak tüm ruhlar Cenab-ı Hak o soruyu sormuş oluyor yani. Cenab-ı Hak zamanında münezzeh olduğu için. Ayrı bir konu da. Demek ki buradaki ruhaniyet deyince mevcut semada imanla göçmüş, semada alem mevzat dediğimiz bir alemde hayatın devam ettiğinde ruhlar var. Bir de melekeler var, bir de cinler var. Evet. Yani bu üç grup. Fakat bu konuda hayvanatın ruhları da işin içerisine giriyor. Hayvanatın ruhları. Ve hem yaratılmayan insanların ruhları da devreye giriyor. Evet. Evet. Küçük, büyük, ulvi, süfliden yani hayvanatın da kastedildiği. Ha, küçük, büyük tabii. Ulvi, süfli deyince ulvi ruh zaten insan ruhu belli. O da süfli ruh ne olacak? Hayvanların ruhları değil mi? Evet. Yani, hayvanların ruhları, böceklerin ruhları, sineklerin ruhları. Hepsinin ruhu var. Hepsine uygun Cenab-ı Hak ceset giydiriyor. Tabii bu çok önemli bir ders yani. Zaten evet. Bu cümle müstakil bir makale, hatta daha kitapçık olabilir yani, izah edilse tabi. Evet. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak önce bayram yerini hazırlıyor. Orası önemli. Değil mi? Önce bayram yeri hazırlanıyor.
kainat. Bayram yeri süslenir. Cenab-ı Hak neyle süslendiriyor bayram yerini? Esmasının tecellileriyle diyor. Evet. Değil mi? Esma tecellileriyle bayram yeri süslendiriliyor. İşte müzeyin ismini her şeyi benzetiliyor. Mülevin ismini her şeye en uygun renk veriliyor. Münevir ismiyle her şey yıldızlar parlatılıyor değil mi? İşte Musavir ismiyle her şeye en güzel şekil veriliyor. Dağlara, taşlara, işte yıldızlara, aya, güneşe. Bütün esmanın nakışlarıyla kainat süslendiriliyor bayram yeri. Şimdi bayram yeri süslendiği sıra geldi bu bayramda iştirak edecek kişilere veya mahluklara diyelim. Bunları da Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bayramı iştirak edecekler ruhlar. Şimdi ruh bu kainatın maddesi ve fazla alakası yok değil mi ruhun? Ya mesela ruhun görmek için ışığa ihtiyacı var mı? Yok. Ruhun yemek için meyve ihtiyacı var mı? Yok. Kainattan istifade etmesi için ruhun ona Cenab-ı Hak ceset libası giydiriyor. Ceset libası önemli bir mesele bu da. Ayrı bir konudur aslında bunlar her birisi. Her bir ruha ona münasip bir elbise giydiriyor diyor. O elbiseyle, bedenle kainat irtibatını kuruyor o ruh. Üstad ne buyuruyor altın sözde? Göz bahsedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Değil mi? Evet. Yani gözle şekiller alemine, renkler alemine bakıyor ruh. Dille aynı ruh tadlar alemine bakıyor. Kulakla sesler alemine bakıyor değil mi? Evet. Akılla hikmetler, manalar, ilimler alemine bakıyor. Bu şekilde her bir ruha ona münasip bir ceset giydiriyor. Bir cismani vücut veriyor. Hayvanları da ona göre, değil mi? Her bir hayvanın da mahiyetine göre beden giydiriyor. O bedene ve mahiyete göre rızık tayin ediyor değil mi? Evet, bunun en güzel örneği diyelim. Şimdi koyunların rızkı ne? Ot değil mi? Onun için Cenab-ı Hak ona pençe vermemiş. Öyle değil mi? Çünkü otu yakalamak için pençeye gerek yok. Ama şimdi aslanların rızkı belli. Ona pençe lazım. Her bir ruha ona münasip bir ceset giydiriyor. Vücud cismani bir de havas da mücehhez dedi değil mi? Evet. Hislerle donatıyor. Mücehhez donatılmış demek. Bugün Türkçeyle. Hislerle donatılmış. Görme, işitme değil mi? Koklama gibi, sevme, korkma gibi hislerle donatılmış bir ruh veriyor. Bir ceset veriyor. Ruhla beden arasında ilgi var. Az önce arz ettim onu. Bir de orada bir tabir daha çok önemli. Bir defa o temaşagaha gönderir. Bir defa yani. Evet. İki defa yok. Yani bazen söylüyoruz geç konu dışı ama yani bu imtihanın bütünlemesi yok yani. Bir defa. Evet. Gönderir. Görevini yapan yapar, yapamayan yapamaz. İş biter yani. İş biter. Hani bazıları diyorlar böyle gafletle konuşuyorlar. İşte dünyaya bir defa geldik hani. Evet. İnsan bekliyor ki sonunda güzel bir cümle gelecek. O ki bir defa geldik. Çok iyi değerlendirmek lazım bu dünya hayatını. Öyle beklerken peşine eğlence çıkıyor yani. İyi eğlenmemiz lazım. Şimdi dünya iki defa gelseydik birinci sefer eğlenirdin, ikinci sefer ders çalışırdın hani. Madem bir defa geldin o bir seferi çok iyi değerlendirmek mecburiyetindesin. Değil mi? Bir defa da önemli bir cümle yani. Evet. Evet. Ayrı bir soru olarak hocam, hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masumatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sahilerin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Bu metinle ilgili birkaç şıkta sorumuz olacak. Birinci olarak hocam, bayramın zaman ve mekan cihetiyle ayrıca asırlar, seneler, mevsimler, günler bazında açılımını izah eder misiniz? Ayrıca bayramın kıtalara taksim edilmesi ne demektir? Şimdi
zaman, mekan, kıta zaten mekan içerisinde de. Evet. Ayrılman için oraya girmiş ayrıca. Şimdi zaman cihetiyle bayram yeri çok geniş. Şu kainat bir bayram yeri. Bayram yerine ilk gelen varlıklar melekler. Yani bayramın ilk başlangıcı demek ki bayram yerine ilk gelenler. Meleklerden başlarsak o zaman çok geniş oluyor zaman cihetiyle. Evet. Ama sanki burada konumuzda melekler yok gibi. Çünkü ceset libası giydiriliyor, bir defa o temaşegaha gönderiliyor ifadeleri, melekleri kapsamıyor. Değil mi? İnsanlar ve hayvanlar daha çok burada söz konusu. İnsanlar için, hayvanlar için de düşünsek, yine zaman cihete çok geniş. İnsanlar için değil de hayvanların ömrü hakkında tabii teorik bilgiler veriyorlar. 20 milyon diyen, 30 milyon diyen var. Değil mi? Başka duydunuz mu? Daha geniş. Yani çok uzun yıllar ilk canlı yaratılışı. Milyonlarca sene önce diyorlar. Evet. O günden beri resmi geçit devam ediyor. Değil mi? İnsanlar son zamanda yaratılmışlar yani. En son resmi geçit yapanlar insanlar. Arzın halifesi olan Ahsen takımı yaratılan bu en şerefli mahluk resmi geçidi en son da yapıyor yani. Son işte 10 ile 30 arası konuşuluyor yani. Değil mi? 10 bin ile evet. 30 bin arası konuşuluyor. Daha fazla denmiyor yani. Yani 10 bin civarında, 15 bin civarında diyebiliriz ortalama. İnsanların resmi geçide başlayışları, Adem babamızın yaratılışı. Zaman cihete böyle geniş yani. Hayvanları alırsak geniş. İnsanlara göre dar biraz. Mekan cihetiyle yeryüzün tümünü ihtiva ediyor. Yani yeryüzün tümünde resmi geçit var. Evet. Tabii insanların tümünü toplasanız bir araya çok yeryüzün az bir kısmını kaplarlar değil mi? Evet. Yeryüzün tamamı canlılarla dolu. Değil mi? Hangi taş kaldırsanız ortadan bir canlı çıkıyor. Hele yazın ayağınızı basacak yer bulamıyorsunuz. Karıncadan geçilmiyor hani. Uçuşan sineklerden tut, her türlü böceklerden tut. Efendim söyleyeyim. Denizdeki balıklardan tut. Yeryüzü kaynaşıyor böyle. Resmi geçit içerisinde mekan çok geniş yani. Kıtalar ayrılması da oradaki mana şu zannediyorum. Her kıtanın iklim şartları, tabii şartları farklı. Ona göre de farklı mahluklar orada yaratılıyor. Ona burada işaret var sanki. Evet. Yoksa mekan deyince şeyde onun içinde. Kıta da onun içinde. Ama ayrıca niye kıta zikredilmiş? Mekan cihetiyle geniş olan bu sahada her kıtada ayrı varlıklar yaratılmış. O bölgenin şartlarına göre her bir taife ayrı bir resmi geçit halinde. Bunu Üstad burada nazar edilmek istiyor. Evet. Zannediyorum. Asırlar, seneler, mevsimler, günlerden... Ha, asırlar deyince bir asır içinde resmi geçitini tamamlayan varlıklar var. Biz bu gruba giriyoruz. Evet. Değil mi? Bir asır ömrü geçen çok az insan vardır. Bir asır içerisinde geliyor, resmi geçtiğini tamamlıyor ve gidiyor. Bir sene içerisinde gelip, işini bitirip giden varlıklar var değil mi? Evet. Bir mevsimde var işte. Mevsimde çok rahat görüyoruz. Mevsimde yaratan hayvanları. Mesela kelebekler gibi mesela. Değil mi? Karıncalar gibi. O mevsim yaratılıyorlar. Kış olduğunu hepsini yapıyorlar. Bayram yerini terk ediyorlar ölüm kanunuyla. Bir de bir zaman, yani bir anda, bir saniyede yaratan varlıklar var değil mi? Evet. Mikroplar gibi. Çok kısa bir zamanda yaratılıyor, görevini yapıyor ve terhis oluyor. Veya resmi geçidini tamamlayıp bu dünyayı terk ediyor. Onlar işareten çok farklı grupların hem mekan cihetiyle hem zaman cihetiyle hem resmi geçiş süreleri itibariyle çok farklı grupların dünyada gelip görev yapıp gittiklerini ifade için o ayrım yapılmış, tasnifat yapılmış. Evet. İsmi kayyumdaki bir ifadede de geçiyor. Yani zaman nehrinde mütemadiyen çalkınan ve kafile kafile arkasında giden mahlukata bakıyoruz ki bir kısmı bir dakikada gelir diyor. Evet. Özvesi yapar gider. Evet. Bir kısmı bir sene. Bir saat, bir sene, bir asır. Alem-i şehadete geliyor, alem-i gayba gidiyor. Biz bir asırlıklarız biz. Evet. Nebatata, yani bitkiler alemine geçsek zaman daha genişliyor mesela. Diğer çınarlarda hani. Evet. Ama burada daha çok insanlar ve hayvanlar söz konusu. Evet. Bu metinle ilgili ikinci sorumuz, resmi geçit tarzında ulvi bir bayram ifadesini açar mısınız? Şimdi resmi geçit tabiri enteresan.
Şimdi resmi geçit biliyorsunuz okullar yahut askeri birlikler bayramlarda resmi geçitte bulunur değil mi? Tribünler vardır. Önünde iki çizgi vardır. Resmi başlangıç ve bitiş çizgileri değil mi? Evet. Orada başlar, ötede biter resmi geçit. O arada yürüyüşe çok dikkat ederler. Bir de çocukken geçmiştik yani. Bir arkadaşımız yanlış yürüse hep okuluna kızardı. Okulumuzun adını batırdın falan. Hani perişan ettin bizi falan gibi. Çok önem verirdiler yani. Çünkü niye? Vali Bey orada seyrediyor bizi. Orada komutan seyrediyor falan, müdür seyrediyor. Hani seyirciler üst kadem olduğu için yani bizim de çok iyi yürümemiz lazım. Mustafa da seyircileri nasıl diyor? Tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı. Seyircilerimiz onlar. Evet. Seyircilerimiz tabakat-ı aliyede olan ruhaniyet. Resmi geçit nasıl başlıyor? Doğumla başlıyor. Muhi ismiyle. Mümit ismiyle bitiyor resmi geçit. Evet. Bu arada geçit resmi çok iyi yapmamız lazım. İnsan için düşünürsek asıl resmi geçit bloğa ermekle başlıyor. İmtihan. Ondan önceki hatalara bakılmıyor. Yanlışla yürüsek değil mi? Evet. Acemi. Acemi de yürüsek o hatalara bakılmıyor. Ama bloğa erdik mi artık ondan sonraki hatalar yazılıyor, dikkat alınıyor. Dolayısıyla resmi geçit seyredenler tabakat-ı aliyede olan ruhaniyet olunca bayram da ulvi bayram oluyor. Evet. Bayram ulviyeti oradan geliyor. Bir de resmi geçitlerin önemli bir özelliği şu, dediğim gibi kısmen işaret etmiş olduk. Yani çok dikkat etmek lazım yürüyüşümüze. Değil mi? Evet. Yani çok dikkat etmek lazım. Çünkü sadece bedenimiz yazılmıyor, düşüncelerimiz yazılıyor, hayallerimiz yazılıyor değil mi? Evet. Bakışlarımız yazılıyor, işittiklerimiz yazılıyor, konuştuklarımız yazılıyor, gittiğimiz geldiğimiz yerler yazılıyor. Hepsi resmi geçidin içerisinde bunların. Bunun tümüne dikkat etmesi gerekiyor bir insanın. Onun için resmi geçit tabii kullanılmış. Bir de hayvanlar için resmi geçit merasiminde bizden farklı olarak şöyle bir durum var. Onların hepsi muntazam geçiyorlar. Değil mi? Evet. Yani her nev, her bugün tabiri tür, her tür ne için yaratılmışsa o görevi aksatmadan yapıyor ve ölüyor. Yani bunun dışında bir iş yapan bir fert göremezsiniz değil mi? Yani koyu nevi için yaratılmışsa onu yapar. Arı nevi için yaratılmışsa onu yapar. Bu şekilde 1,5 milyon, 1,600,000 tür hayvan var diyorlar bugün için. Keşfedilen, daha da edilebilir. İnsan, hayvan canlı demek malum. İnsan bunların bir tanesi. İnsan hariç tüm resmi geçidi mükemmel yapıyor. Onun için bize de ayıp olur yani iyi geçemezsek yani. Evet. Değil mi? Evet. En az hayvanlardan ayıp olur. Cennet cehennem olmasa da. Evet. Ki var zaten. En az hayvanlardan ayıp olur yani. Hayvanlar güzel geçsin de biz güzel geçemeyelim. Evet. Nasıl olur? Abes olur. Abes olur değil mi? Evet. Bütün bu ve benzeri manaları hayale açıyoruz da bir tabirle resmi geçit deyince bütün evet. Manalar daha öteleri işin içerisine girer. Evet. Tabi tabakalı aliyede olan ruhaniyet, semavat, sekinesi gibi padişah da değil mi? Allah da o resmi geçit. Cenab-ı Hak seyrediyor. Cenab-ı Hak seyrediyor. Evet. Evet. Bu metinle ilgili üçüncü sorumuz hocam. Masnuat-ı Sare'nin taifelerine bu bayramın daha şaşalı olduğu ifade ediliyor. Burada küçük masnuatın öne çıkarılmasının hikmeti nedir? Masnuat-ı Sare, evet, değil, küçük varlıklar değil mi? Evet. Üstadın bir cümlesiyle söze başlayalım. Nasıl buyuruyor? Bir sineğin icadı hayret fezadır filden diyor. Değil mi? Evet. Şimdi filin de hortumu var, sivrisinin de hortumu var. Allah için fark etmez ikisini yaratmak ama. Evet. Yani bize bunların bir minyatürünü yapmaya kalksak yani benzerini. Birinin heykeli, birinin minyatürünü diyelim. Şimdi filin hortumunu delmek mi kolaydır? Sivrisinin hortumunu delmek mi? Filinki kolay değil mi? Evet. Tabii. Yani madde küçük rikkat peydettikçe hayat şiddetlendiği gibi sanat da inceleşiyor. Evet. Sanat da inceleşiyor. Masnuat-ı Sare'nin öne alınması bir çokluk itibariyle zaten. Yani sayı olarak çoklar zaten. Değil mi? Evet. Bir çift kara sinek bir barda 5,5 milyar oluyormuş. Yıllar önce gördüğüm bir afiş. Bugün bilmem nasıl.
Sayılık çok çok fazla. Resmi geçitte büyük rakamı masnuatı sahire tutuyor. Evet. Bir öyle. İkincisi sanat itibariyle çok inceler bunlar. Çok hassas ince mizanlar rahmetle. Bu bir küçük hayvana Cenab-ı Hak efendim, altı ayak veriyor bir böceğe değil mi? İki göz veriyor. Sindirim sistemi veriyor. Ona göre, o ağza göre rızık yaratıyor. Öyle evet. Değil mi şimdi? Hava ile irtibatını kuruyor. Güneş irtibatını kuruyor gözünün. Çok büyük sanatı bir küçük hayvan dedim. Sanatça çok büyük yani. O yönüyle bir. Bir de masnat-ı sahire çok fazla tefekkür edilmiyor yani. Değil mi? Evet. Yani ancak mesela diyelim hayvanatla, zootekniğe ilgilenenler, evet, botanik ilgilenenler bitkilerle, öteki hayvanlarla. Bu hayvan ilgilenirken mesela diyelim bir insan faraza arı üzerine tez yapıyor. Değil mi? Arı inceliyor ya, hoş bütün arıları onun gözünün önünde değil. Ne olarak arıların karakterini inceliyor, ortaya koyuyor bir eser. Oradaki incelikleri o adam görüyor bilim adamı, biz göremiyoruz. Evet. Biz de kitabını okursak anlıyoruz. Ama o bilim adamı dahil bütün arıları kimse o an görebiliyor mu? Göremiyoruz. Peki o arıları kim tefekkür edecek? İşte tabakada ayet olan ruhaniyat, melekeler. Evet. Değil mi? Onları tefekkür eden o grup oluyor. Ha bu küçük hayvana denince kısaca bir hatırımızı da anlatalım. Herhalde yeter gibi gelecek. Olur. Şimdi yıllar önceydi. Erzurum'da yaşıyoruz biz. Erzurum'da şimdi biraz doğalgaz yeni geldi. Kömürle de açık ısınma temin ediliyor. Yakıtımız kömür. Dolayısıyla bol is vardır Erzurum'da yani. Bir gün elimde siyah ufak bir nokta gördüm. Ta 30 sene evvel belki. Zannettim bir iz konmuş. Silecektim baktım hareket etti. Anladın mı? Böcek. Hareket elim üzerinde. Elim yaklaştığım başladı kaçmaya. Anladın mı? Bu efendim şeyi de biliyor. Yani korkuyu da biliyor yani. Ufak noktaya Allah korku koymuş. Allah Allah. Ondan sonra tabi böceklerin bildiğimize göre altı ayağı var değil mi? Evet. İki de gözü var. O bir nokta içerisinde altı ayak, iki göz işte bedeni yerleştirilmiş. İş bundan da kalmıyor. Yani bize bir çocuk kaç yaşında kaçmaya başlar? Bir yaşından itibaren olacak. Mesela. İşte bu kaçtığına göre demek büyümüş bu. Değil mi? Evet. Büyümüş ki kaçıyor. Bir de bunun bebekliği var. Bebekliği ne kadar küçüktü. Allah Allah. O bebekken bu nasıl doğdu? Hani ebesi kimdi? Kim efendim söyleyeyim? Buna baktı o zamanlar. Hani ağzına ilk mamayı kim koydu? Allah Allah. Belli ki her şey Allah'ın tasarrufunda. Cenab-ı Hak mahlukatına efendim rahmetiyle her şey her şeyle bakıyor yani. Evet. Değil mi? Şimdi muazzam bir sanat bu ya. Allah Allah. Böcek hakikaten bir nokta kadar hayvan. Bir de bunun çocukluğu var dediğim gibi. Kaçmayı biliyor, yemeyi biliyor, sevmeyi biliyor değil mi? Hayatını seviyor ki kaçıyor. Evet. İşte muazzam bir sanat. Bunu bir seyretmediğimize göre bana kalsa elimde is var deyip vurup geçecektim. Öyle bunları seyredecek ruhaniyet lazım. Usta da bunu bir yerde ifade ediyor. Cin ve insanın nazarı diyor, bu tefekkür kâfe gelmiyor diyor bütün mahlukatı. Evet. Onun için diyor nihayetsiz melaike envaı, yani nevi nevi melekler lazım. Evet. Ruhaniyet ecnesi lazımdır diyor. Melaike envaı. Bir basit misal vereyim melaike envaına. Mesela insan bir eser ama bakın gözünü başka bir grup doktor inceliyor. Melaike envaı. Tabii caiz onda bir grup melek. Evet. Gözü inceliyorlar değil mi? Kulağını, burnunu, boğazını ayrı bir grup doktor inceliyor değil mi? Evet. Efendim söyleyeyim işte her organını ayrı bilim adamları el atmışlar, inceliyorlar onu. Bir kişiye çok fazla geliyor insan. Evet. Değil mi? Onun için nihayetsiz melaike envaı lazım ki bu nihayetsiz çeşit çeşit varlıkları ne yapsınlar? Tefekkür etsinler, temaşa etsinler, tesbihlerini temsil etsinler. İşte nihayetsiz, onun için bu bayram seyircileri en çok melekler. Onda da en çok bu küçük hayvanlara hayran oluyorlar yani. Evet. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 17. söz ile ilgili sorularımıza görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.